Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz girişimcilikte para harcamadan para kazanılmıyor. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bir girişim yaptınız, emek sarf ettiniz, para harcadınız, zaman harcadınız, girişimimizi belli bir noktaya getirdiniz. Artık güzel paralar kazanmaya başladınız. Müşterileriniz artıyor, kazançlarınız artıyor ve artık bir yerden sonra bir doygunluk hissi yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Şöyle ki artık para biriktireyim moduna girebiliyorsunuz. İşler böyle güzel seyrinde giderken bir yandan da Google reklamları veriyorsunuz. Facebook reklamlarını veriyorsunuz. Buralara paralar harcıyorsunuz. Fakat bir yerden sonra artık işlerin gerçekten yerine oturduğunu zannediyorsunuz. Artık işlerin oturduğunu, düzene girdiğini zannediyorsunuz. Ve bu Google reklamlarını bir yerden sonra Google reklamlarını çekmeye başlıyorsunuz. Ya da pazarlama masraflarını, maliyetlerini çekmeye başlıyorsunuz. Fakat bunu yaptığınız zaman aslında doğru bir şey yapmıyorsunuz. Yani belki de oradaki masraflar, size gereksiz gelen o masraflar aslında sizin kazanmanızı sağlayan masraflar. Yani şöyle anlatayım. Diyelim ki siz 3 ay boyunca Google reklamı verdiniz ve 3 ay boyunca satışlarınız da arttı. Satışlar nasıl olsa artıyor deyip eğer siz Google reklamınızı çekerseniz ve eğer sizin satışlarınız o reklamlar üzerinden geliyorsa satışlarınız haliyle düşecektir. O parayı kazanmaya devam etmek için Google reklamlarını vermeye devam etmeniz lazım. Yani oradaki parayı çekmemeniz lazım. Ya bir nevi para harcamanız lazım. Ya da bugün projeniz için içerik üretiyorsunuz. Projenizi tanıtmak için videolar çekiyorsunuz. Şu anda benim de yaptığım gibi biz de burada şu anda içerik üretiyoruz. Mesela şu anda benim yaptığım şey, içerik üretiyorum. Size kendi bilgi ve tecrübelerimi anlatıyorum. Burada ben şu anda bu karşımdaki kamera, buradaki mikrofon, buradaki ses kayıt cihazı, bu ortam, masa, sandalye vesaire her neyse, ben normalde bu masrafı yapmadan da elimdeki bu cep telefonuyla da ben bu görüşmenin tamamını halledebilirdim. Yani buradaki tripodun oraya bu telefonu koyardım. Bu telefona karşı konuşurdum. Telefonun kamerası da var, içerisinde mikrofonu da var. Her şekilde ben bu kaydı günün sonunda aynı şekilde gerçekleştirebilirim. Fakat burada tripodu, kamerası, burada saydığım bütün aletler, buradaki mikrofon tutucusuna varana kadar bunların hepsi bir maliyet. Şimdi iki tarafı bir kefeye koyduğun zaman aslında bunlara gerek var mıydı? Zaten bu telefonla da bu işlem olmuyor muydu? Oluyordu ama burada kalite devreye giriyor. Yani buradaki aslında bu videoyu izleyenler, içeriği izleyenler aradaki kaliteyi fark ediyor. Fark ettiği zaman da burada ne oluyor? Daha fazla bu içerik üreticisine, yani şu anda bu video Girişim Yeri kanalında yayınlanacak. Buradaki Girişim Yeri kanalının kalitesi artıyor. Bu kanalın kalitesi arttığı sürece abone sayısı artacak. Abone sayısı arttığı sürece de biz amacımıza ulaşmış olacağız. Nedir bizim amacımız? Ulaşabildiğimiz kadar herkese ulaşalım. Portföyümüzü, kanalımızı, abone sayımızı arttıralım ve biz arttırdığımız abonelerimize daha fazla bilgi paylaşalım, daha fazla tanınıp daha fazla bilinelim. Bu şekilde bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de ne yaptım ben? Buradaki bu maliyete girdim ki daha iyi, daha kaliteli bir iş çıksın ortaya. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Para harcamadan para kazanılmıyor diye. Yine başka bir örnek vereyim. Diyelim ki lojistik hizmeti veriyorsunuz. Bir yerden bir yere eşya taşıyorsunuz. Küçük bir kamyonetiniz var. Şimdi bu kamyonetinizi dolduruyorsunuz. Fakat bir yere normalde bir defada taşıyacağınız eşyayı o küçük kamyonetle 4 defada taşıyorsunuz. Halbuki elinizin altında bir tane kamyon olsa, daha büyük kasası olan bir kamyon olsa bir defada hallederseniz bu işi ve tek seferde o 4 defada yaptığınız işlemi tek seferde yaparsanız o 3 seferlik zaman ve yakıt masrafını kısıtlamış olabilirsiniz. Ne yaptınız burada? Kamyonet yerine kamyonu seçerek aslında para harcadınız. Para harcadınız fakat harcadığınız parayla daha fazla para kazandınız. Bu da başka bir örnek. Bu yüzden diyoruz para harcamadan para kazanılmıyor diye. Şimdi siz nasıl olsa para kazanıyorum diye eğer stabil bir halde durmaya devam ederseniz o yukarı doğru bir çizgi olarak çıkmaz, aşağı doğru bir çizgi olarak iner ve siz burada para kazandığınızı zannederken aslında çok daha fazla para kaybedebilirsiniz. İşin daha da kötü tarafı, siz aşağı doğru bir çizgi çizerken ve rakipleriniz hala yukarı doğru bir çizgi çiziyorsa sizin tekrar o çizgiyi yakalamanız için o zaman feragat ettiğiniz paradan çok daha fazla para harcamanız gerekebilir. Bu da çok önemli bir konu. O yüzden buradaki kazandığınız para, evet elbette ki kar elde ediyorsunuz. Fakat Eğer siz bu işler, eğer kazandığınız bu paralar, harcadığınız bu maliyetlerden doyuyorsa, şimdi şunu ayrı tutuyorum bir kere. Her işveren, her para kazanan insan maliyetlerini elbette kısmak ister. Hani bu demek değildir ki her kazandığınızı harcayın, harcayın, harcayın demek değildir. Eğer size para kazandıran unsurları siz ayakta tutmazsanız, o unsurlar yok olduğu zaman ya da yok olmaya yüz tuttuğu zaman sizin para kazanma süreçleriniz de yok olacaktır ve yok olmaya yüz tutacaktır. Buradaki olay şudur. Biraz cesaret de meselesi aslında. Yani benim bu masrafı yapmam da bir cesaret meselesi. Yani şu ortamı oluşturmam da bir cesaret meselesi. Şimdi biz para harcamadan para kazanılmaz diyoruz. Aslında bir de zaman harcamadan da para kazanılmaz gibi. Diyelim ki bir işi tek başınıza yönetiyorsunuz. Para da kazanıyorsunuz. Tek başınıza yönettiğiniz sürece para kazanmaya da devam edeceksiniz. Bununla ilgili bir problem yok. Fakat sizin yaptığınız işi çok daha uygun maliyetle yapabilecek bir personel istihdam ettiğiniz zaman kazanacağınız parayı 2'ye hatta 3'e katlayabilirsiniz. Diyelim ki siz bir yazılım uzmanısınız. Bir yere girip çalışsanız en az 10.000 lira maaş alırsınız diyelim. Aylık sizin 10.000 liralık bir değeriniz var. 10.000 lira maaş alabiliyorsunuz. Kendi işinizden de 10.000 lira maaş alıyorsunuz. Ama siz yazılımcısınız. Yani değerli bir meslek. Çünkü birçok normal mesleğe göre. Şimdi bugün asgari ücret 3.000 lira. Bir yazılımcı maaşı 10.000 lira. Arada var 7.000 lira fark. Şimdi siz kalkıp 10.000 lira maaş alıp gidip içerik de oluşturuyorsanız, içerik yazıyorsanız, normalde işiniz olmayan bir işi yapıyorsanız ya da 3.000 lira maaş alan bir personelin yapacağı işi siz 10.000 lira alıyorken yapıyorsanız demek ki burada bir sıkıntı var demektir. Siz para harcamamışsınız, yani bir personel istihdam etmemişsiniz. O 3.000 liraya çalışacak personelin işini de kendiniz yaptığınız için aslında çok daha fazla para kazanacakken çok daha az para kazanıyorsunuz. Fakat para kazanmaya devam ettiğiniz için onun önünü göremiyor olabilirsiniz. Yani orada günün sonunda belki de konfor alanından çıkmaya cesaret edemiyor olabilirsiniz. Halbuki siz aynı zamanda hem yazılımcısınız hem içerik oluşturuyorsunuz. Bu işleri yapabilecek bir tane personel istihdam etseniz, minimum nedir? Asgari ücretle 3.000 TL maaşla bu işleri yapılacak bir personel istihdam etseniz, içerik girmeyle harcadığınız zamanı yazılım geliştirmeye ayırsanız aslında sizin bir tane 10.000 lira değil 2 tane 10.000 lira kazanacak bir pozisyona, belki de 3 tane 10.000 lira kazanacak bir pozisyona getirebilirsiniz. İşte buradaki o bahsettiğim, az önce de söylediğim konfor alanından çıkma durumu da tam da bununla alakalı bir konu. Yani yine günün sonunda para harcıyorsunuz. Harcadığınız para personel maliyeti. Siz personel maliyetine girerek para harcamış oluyorsunuz. Fakat günün sonunda o harcadığınız para size normal kazancınızdan çok daha fazla para getirebilir. Bu vermiş olduğum birkaç örnekle zannediyorum ne demek istediğimi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Girişim Yeri YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın.